Hünkârım, Avusturya elçileriyle görüşmelerim devam ediyor. Bir kez daha kabul edeceğim. Akabinde istediğimiz anlaşmayı kabul edecekler. Âlâ. İbrahim, hazırlığını yap. Bu anlaşmadan sonra yola revan olacaksın. Doğu seferi için gereken tedbiri alman icap eder. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Meşgul olduğumu söyleyin, daha ya sen dönsün. Hünkârım. Mahidevran. Söyle. Bağışlayın. Fakat beklemeye tahammülüm yok. Bir an evvel duymanız lazım. Hürrem Sultan. Oğlumuzu, Mustafa'yı zehirlemeye kalkmış. Fakat düşüncesi bile korkunç. Kimin haddine bir şehzade? İbrahim Paşa, bizi yalnız bırak. Mahidevran, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu sözlerin geri dönüşü yok. Efsun, şehzademin gözdesi. Az evvel can verdi. Nasıl? Gebe kalmış gafil. Düşük yaptı. Ölmeden önce itiraf etti. Mustafa'mın hastalandığı gece. Kendisi koymuş yemeğine zehri. Fakat kıyamamış, vazgeçmiş. Söylediğine göre Hürrem Sultan vermiş bu emri. Bana inanmıyorsanız Mustafa'ma sorun. Vaziyet nedir valide? Gözlerinden iki halde yaşlar süzülür. Ya bir aşktır belası, ya da ölüm. Her ikisi de gelmişse başına alemi cihan olsan da kâr etmez. Bu yüzden tutma kendini Mustafa'm. Direnme. Bırak dökülsün gözünden bu acı. Validemin hakkı var baba. Hürrem Sultan öldürmek istemiş beni. Senin canın benim için kıymetlidir Mustafa'm. Her kim buna cüret ederse kendi ellerimle veririm cezasını. Lakin merak ediyorum. Bu cariyenin sözlerinden başka ne var elinizde? Bana bunu ispat edebilir misin? Edemem. Lakin... Lakin ne Mustafa'm? Bir cariyenin sözüyle dört şehzade anasını nasıl itham edersiniz? Hadi valideni anlıyorum, bunu takıntı haline getirdi. Her şeyi Hürrem'den biliyor. Sen nasıl düşersin bu tuzağa? Her şey ortada hünkârım. Ben hatırlıyorum. Efsun'la yemek yiyorduk. Bir kaşık aldım. Sonra Efsun engel oldu bana. Yemeği döktü. Önce kaza zannettim. Meğer beni korumak içinmiş. Gecesinde kalmadan ateşlendim zaten. Hem... Ölmek üzere olan biri neden yalan söylesin?
Süleyman, bu saraya geldiğimden beri türlü iftiralar attı bana. Fakat bu en korkunç. Kendi suçlarını bastırmak için böyle diyorlar. Efsun Hatun gibiymiş. Bunu herkesten sakladılar. Alenen kaydeleri hiçe saydılar. Teamüller uygulanmasın diye birlik olup kaçırmak istediler Hatun. Mustafa da toy. Hata yapar elbet. Fakat Mahidevran engel olması gerekirken yol gösterdi ona. Bunu duyunca Valide Sultan'la konuştum. Kendileri de icap edeni yaptı. Bunlardan haberim var Hürrem. Validem anlattı. O vakit masumiyetime inan. Efsun'un laflarını başka duyan bilen yok. Peki hiç söylemedi. Bu çirkin iftirayla benden öç almak istiyorlar. Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne istersin Süleyman? Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim için kendi canına kıyar mısın? Benim canım ne ki? Mümkün olsa kalbimi söküp çıkartırım yerinden. Öyleyse hiç bunu. Derhal. Demek inandın onlara. Yazık. Aşkımın, sadakatimin bedeli bu mu olacaktı? Karar senin. İster benim yanımda bir defa ölürsün, ister bensiz her gün. Bu zehir ancak acılarıma son verir. Benim canımın parçası Sultan. Yüce Rabbimden tek dileğim vardı. O da sizin mübarek yüzüne bakarak can vermek. Aç dolu kollarında huzur içinde ölmek isterdim. Evlatlarım sana emanet. Onlara sahip çık Süleyman. Mahidevran'la, Mahidevran'ın, İbrahim'in zulmün den koru.
Neredeyim ben? Ölmedim mi? Hayır Hür. Korkma, yaşıyorsun. İçtiğin zehir değildi. Hekimlerin hazırladığı tesirli bir ilaçtı sadece. Ben nasıl kıyarım sana? Üstelik kendi ellerimle bu mümkün mü? Dün geceki yapıs gibiydi. Oysa şimdi yeniden doğmuş gibi. Karşında ben pervaneyim. Sen şemi tabansın bana. Aşkınla ben divaneyim. Sen afeti cansın bana. Cevru cefa, kahru sitem, mir-i vefa, cüd-i kerem. Ben bendeyi fermanın hem, sen şah-ı sultansın bana. Zülfüne gönlüm bestedir, ahım göğe peyvestedir. Cana, muhibbi hastedir, sen derde dermansın bana. O halde üzmeyin bu kadar kendinizi. Dediğim gibi, siz ne karar verirseniz benim kabulümdür. Şarken bizimle barış yaparsa gerçekten bir imparator olacaktır. Çünkü o vakit Fransa kralına da, İngiltere kralına da, papaya da, protestanlara da durumunu biz kabul ettireceğiz.
Şu anki sınırlarımız bu şehzadem. Biz tam buradayız. Bu ufkun ardında Rodos var. Hünkâr olduğunuzda ilk burayı fethedeceksiniz. Zira bu uçsuz bucaksız Akdeniz Osmanlı hakimiyetine girmeli. Sonra Belgrad, Budin, Viyana, Roma. Böylece batının kalbine yerleşeceksiniz. Sınırlarımız öylesine büyüyecek ki üzerinde güneş batmayacak. Bu koca imparatorluğu siz yöneteceksiniz şehzadem. Hayalini kurduğunuz cihan bir gün ayaklarınızın altına serilecek şehzadem. Bargalı, ben bu hayalleri kendim için değil, yüce devletimizin ve hanedanımızın istikbali için kurarım. Bana nasip olursa da ne şeref. Seni de hep böyle yanımda görmek isterim. İktidarımdan payını alırsın elbet. Şehzadem, benim için onurların en büyüğü Şahinci başınız olmaktır. Gayrısında gözüm yok. Ben kardeşime bakıyorum baba. Hiç ağlamıyor artık. Dün gece ağladı ama. Ben duydum. Kardeşinizin acıları dindi elbet. Lakin bir ömür taşıyacak bu illet hastalığı. Bu yüzden onun her zaman yanında olun. Sizin sevginizle şifa bulsun. Süleyman. Taya Hatun'un gitmesine neden izin verdin? Ben de üzüldüm gitmesine, lakin doğru olan bu. Hatun saldırmıştır kesin. O da ne yapsın? Kendini korumuş. Hem gitmesi iyi değil. Haremin nizamı bozulur diye korkuyor. İşler aksayacak. Malum. Validemizin eli ayağıydı. Bu mevzuda validemle aynı fikirdeyim Hürrem. Böyle bir hadiseden sonra artık daha burada duramaz, barınamaz. Gitsin. Hiç değilse kalan ömrünü huzur içerisinde geçirsin. Hünkârım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Mustafa'm. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Geçen gün için bağışlayın beni. Acıyla söylenmiş laflarımı mazur görün. Benim Hürrem'den yana bir kuşkum yok Mustafa'm. Senin de olmasın. Zira bu kuşku ancak nefret ve öfke doğurur. Seni bu hislerin yönetmesine müsaade etme. Aksi takdirde en yakın dostların dahi düşmanın olur. Bu ödünüz hiç aklımdan çıkmayacak. Hünkârım, duydum ki bugün elçileri huzurunuza kabul edecekmişsiniz. Müsaadeniz olursa ben de katılmak isterim. Âlâ. Ben de çıkıyordum zaten. Seni de yanımda görmek isterim. Arşidük Ferdinand'ın İbrahim Paşa tarafından temsil edilmesini istirham ediyoruz. Sultan Süleyman Han Hazretlerinin oğlu olmakla iftihar eden Arşidük Ferdinand, şanlı babasıyla daima münasebet ve muhaberede kusur etmeyecektir. Eğer müsaade edilirse İstanbul'a bir elçi daha göndermek isterler. Ferdinand artık Osmanlı ülkesini kendi mülkü sayabilir. Ve ben de böylelikle Avusturya'yı kendi toprağım bileceğim. Bundan böyle Avusturya'ya daimi bir sulh ihsan ediyorum. Ve bu sulh
Avusturya ihlal etmediği müddetçe muteber olacaktır. Hünkâr. Hürrem, sen ne arıyorsun burada? Şehzadeleri görmeyince merak ettim. Sana haber vermediler mi? Ben istedim şehzadelerimin gelmesini. Evlatlarımla biraz vakit geçirmek istedim. Öyle mi? Bana kimse bir şey demedi. Ben de bir gelip göreyim dedim. İçim rahat etsin. Tebrik ediyorum Mustafa. Ana oğul kandırdınız beni. Oyun oynadınız. Bize olan nefretiniz o kadar büyük ki hiç zorlanmadım. Bir şey anlamanızı istedim sadece. Neymiş o? Ben sizin gibi değilim. Kimsenin kanıyla yıkamam ellerimi. Hele ki kardeşlerimin. Ne çabuk unuttun. Hünkârımız hasta yatağındayken annen beni ve evlatlarımı tehdit etti. Validemiz bizi kaçırdı. Mübalağa ediyorsunuz. Ayrıca benim bunlardan haberim yoktu. Vardı. Sen de biliyordun. Ama ses çıkarmadın. Bunu asla unutmayacağım. Benim de unutmayacağım şeyler var. Daha doğmamış evladımın canını aldınız siz. Ve beni zehirlemeye kalkıştınız. Sen de iyi ki geldin Hürrem. Orman havası alırsın biraz. Mühim olan sessiz olmanız. Avınız sizi fark ettiğinde ok çoktan yaydan çıkmış olmalı. Attığınız her adıma, hatta aldığınız soluğa dahi dikkat etmeniz lazım. Ben soluğumu tutarım. Ben soluk bile almam. Mehmet göster bakalım. Biz birkaç gün daha buradayız. Şehzadelerimle ava çıkacağız. Sen artık saraya dön Hürrem. Evlatlarımdan hiç ayrı kalmadım. İçim rahat değil. Hünkârım, Valide Sultanımızın emriyle gelmiş. Valide Sultanımız ivedilikle gelmenizi rica etmişler. Mühim bir meseleymiş. Neymiş mevzu? Bir malumat yok hünkârım. Malumat alamadım paşam. Halep'e ne zaman gidiyorsunuz? Kısmetse yarın çıkacağım yola. Sefer harcamaları için ihtiyacım olan tahsisatı hazineye bildirdim. Bir an evvel gerekeni yap. Merak buyurmayın paşam. Ben gerekeni yaparım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Hoş geldiniz Kender Çelebi. Hayli vakit oldu görüşmeyeli. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Vaktiniz olduğunda yaptığım ıslahatlar hakkında malumat vermek isterim. Elbette bilahare. İbrahim Paşa. Hünkârım erken döndünüz. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Validem çağırdı. Mühim bir meseleymiş. Harem'de bir şey mi oldu? Benim bir malumatım yok. Kötü bir şey olsa duyardım. Neyse öğreniriz birazdan. O elindeki nedir? Azerbaycan Beylerbeyi Ulema Paşa tarafından gönderildi hünkârım. Şeref Han Safevilerin desteğini alarak bizimkileri püskürtmeyi başarmış.
Onun bu zaferi diğer beylere de emsal teşkil edebilir hünkârım. Zaferlerin en güzeli elbette savaşmadan kazanılandır. Tahmasp'ın gayesi de bu. Bizim yolumuza taş koyuyor. Ayağımızın takılmasını istiyor. Derhal yola çık Pargalı. Garp seferlerimizden fırsat bulup isyan edenlere hadlerini bildirmek icap eder. Siz merak buyurmayın. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yarından tezvük yola çıkarız. İbrahim Hatice'mi aldat. Hem de nikâh kalfayla. Nasıl olur valide? Bana bunu nasıl yapar? Bu ihanetin bedelini ödeyeceksin. Aşkımıza ihanet ettin. Hem de kim için? Seni boşuyorum İbrahim. Artık bir hiçsin. Buyurun sultanım. Hünkârım, Ulema Paşa'ya da haber yolladım. Ya Şeref Han'ın kellesini alacak ya da ben onun kellesini alacağım. İhtiyatlı olun Pargalı. Bu yeni bir isyana sebep vermesin. Ordumuz Tebriz'e girdiğinde yek vücut olmalıyız. Hoş geldiniz valide. Validem. Afiyettesinizdir inşallah. Hünkârım, bir emriniz olursa odamdayım. Merak içerisindeyim. Mühim bir mevzu değildir inşallah. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum aslanım. Zira neticeleri vahim. Validem. Validem. Validem, iyi misiniz? Validem! Validem! Ağlan! Validem! Derhal hekim çağırın! Validem, kendinize gelin. Validem, nefes alın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Validem! 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 Allah'ım sen yardım et. Derhal! Validem, kendinize gelin. Validem! Validem! Nefes alın validem! Validem! Allah'ım! Nefes alın validem, kendinize gelin. Validem! Allah'ım! Allah'ım sen yardım et yarabbim! Validem! Birden kollarıma yıldı pankalı! Validem! Validem, nefes alın! Validem! Nefes alın validem, kendinize gelin. Derhal hekim çağırın. Derhal! Allah'ım sen yardım et yarabbim! Ben Ayşe Hafsa Sultan. 1479 kışında Kırım Sarayı'nda
Mengli Giray Han'ın kızı olarak doğdum. O yıl kış o kadar sert geçmiş ki Karadeniz buz tutmuş. Bu kız baharı görmez demişler anneme. Annem geceler boyu beni sardığı kürklerin içinde dua etmiş. Kızım bahara kavuşsun diye. Gördük elhamdülillah. 15 yaşıma bastığım 1494'te babamın bana hediyesi kadırgayla Kerç Limanı'ndan Osmanlı Denizi'ne yelken açtım. Refakatimdeki Osmanlı donanması ile Trabzon Limanı'na gelin olarak indim. Kırım Hanı babam ve Padişah Sultan Bayezid Han'ın münasip gördükleri bu evliliği Sultan Selim'le 26 yıl koruduk. Uzun yıllar Trabzon Şehzade Sarayı'nda yaşadık. İlk çocuğum Süleyman'ı burada kucağıma aldım. Yüce Rabbim bize çok çocuk doğurmak nasip etti. Ama büyütmeyi, onların saadetini paylaşmayı nasip etmedi. Süleyman'dan sonra olan 3 erkek evladımı 10 yaşlarını göremeden salgın hastalıklarda kaybettim. Orhan, Musa ve Korkut. Doyamadım onlara. Küçük mezarlarını bıraktık Trabzon'da. Süleyman'ımla ve kızlarım Hatice ile, Fatma ile, Şah Sultan'la, Beyhan'la dindirdim evlat acımı. Sultan Selim'in diğer kardeşleri ve babası Sultan Bayezid Han'la girdiği taht kavgası yıllarca bizi korkularla yaşattı. Anne? Korkma Hatice. Tek erkek evladımı bu kanlı dövüşe kurban vermemek için hayatımı koydum ortaya. Süleyman'ı yalnız bırakmamak için onun gittiği her sancakta yanında oldum. Ben Ayşe Hafsa Sultan, Şehzade Süleyman'ın anası. Validem, hoş geldiniz. Aslanım, oğlum. Öyle hasret kaldım ki sana. Ben de validem. Günlerdir yolunuzu gözlüyorum. Hatice'm. Bu ne güzelliktir böyle. Büyümüşsün. Nasılsınız validem? Seni gördüm ya, dünyalar benim oldu artık. Sen nasılsın oğlum? Gördüğünüz gibi validem. İyiyim çok şükür. Vaziyet nedir? Maalesef hünkârım. Elimizden bir şey gelmez. Beklemekten başka çaremiz yok. Söyleyecekse onu kedere boğmuştu sanki. Daha hayatını üzülmüşler hünkârım. Muhtemelen onu konuşacaktı. Zannetmiyorum. Kaç defa sorduk. Neden saklasın bunu bizden? Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Fakat her neyse, validemizi çok sarsmış. Hatice'm, evlatların seni bekler yanlarına git, dinlen biraz. Ne vakit bitecek bu kabus hünkârım?
hastalık, ölüm. Neden hiç eksik olmuyor bu kubbenin altında? Ne vakit bitecek bu kabus Süleyman? Hastalık, ölüm. Neden bir türlü düşmüyor yakamızdan? Validem, nedir bu kederin kaynağı? Ne saklıyorsunuz benden? Yoksa babam mı hasta? Hayır oğlum. Hünkârımızın saati yerinde çok şükür. Fakat... Fakat ne? Bayramdan sonra geleceğinizi bildirmiştiniz. Ne oldu da bu kadar erken düştüğünüz yollara? Sultanım. Kimin bu? Benim sultanım. Ne güzel. Ben de isterdim çalmayı. Bir ara dinlemeyi arzu ederim. Çalar mısınız? Elbette sultanım. Arzunuz benim için bir emirdir. Senin için korkuyorum oğlum. İstikbalini düşündükçe uykularım haram oluyor. Öyle zalim laflar dolaşıyor ki ortada. Bu bahsi kapatalım. Bir baba evladına nasıl kıyar? Bu mümkün mü? Avda sana kurulan pusuyu ne çabuk unuttun Süleyman? İbrahim sana siper olmadı mı? O kurtarmadı mı? O menfur hadiseyi babamın yaptığına inanmıyorum. Ben de inanmak istemem. Ama böyle bir ihtimali göz ardı edemeyiz Süleyman'ım. Oğlum benim, biricik şehzadem, aslan parça. Söz veriyorum sana, seni hiç bırakmayacağım. Bu kanlı iktidar oyununa kurban etmeyeceğim seni. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hatice'm. İktidara ortak doğar her şehzade. Bu yüzden ölümle birlikte büyür. Bir gözü açıktır her daim, diğeri kapalı. Sağırdır bir kulağı, diğerinde kuş sesleri. Bir elinde kılıç vardır, diğerinde gül bahçesi. Bir ayağı yerdedir, diğeri yerin altında. Böyle bekler katlini ya da iktidarını. Hayırlı sabahlar validem. Bayramınız mübarek olsun. Senin de aslanım. Yüce Rabbim sıhhat ve selametle nice bayramlar nasip etsin. Amin.
İbrahim. Şehzadem. Vezir-i Azam Yunus Paşa'nın ketudası Hasan Çavuş, babanız Sultan Selim Han Hazretleri tarafından size bir hediye getirmiş. Gelsin. Süleyman'ım, benim yiğit şehzadem. Ne yazık ki bu mübarek kurban bayramında evladımdan uzakta bir çareyim. Sana bir kaftan yolluyorum. Bu kıymetsiz kaftan, hasretimin, şefkatimin, merhametimin bir nişanıdır. Bu mübarek günde giymeni arzu ederim. Ki iki cihanda nefesim üzerinde olsun. Getirin kaftanımı. Giymek istiyorum. Süleyman. Oğlum giyme sakın onu. Uzak dur. Ne demek bu validem? Bir izahı vardır inşallah. Hasan Çavuş. Buyurun sultanım. Evvela sen giyeceksin bu muhteşem kaftanı. Aman sultanım. Hünkârımızın şehzademize gönderdiği bir hediyedir bu. Benim ne haddime? Sana giymeni emrediyorum. Giy Hasan Çavuş. Giy ki validemin içi rahat etsin. Şehzadem. Sana giy dedim. Kusursuzluk Rabbime mahsustur. Kul yapar hatasını, çeker cezasını. Validem giydirdi kaftanı benim yerime Hasan Çavuş'a. Kanın zehri bulaştı Manisa Sarayı'ndaki Acem halısına. Bir baba rakip görürse evladını bile hasım ilan eder. Bir evlat babasını neye davet eder? Ölçüye, yiğitliğe, bilgeliğe, doğruluğa.
Ama o da iktidarın gürültüsünden sesini duyurabilirse. Duyulmasa da adaletten ayrılma Süleyman. Kalbinin sesini kısma Süleyman. Senin rakibin Muhibbi'dir. Söyle, sussun Süleyman. Ey gönül, Mecnun gibi çıplak ol. Gömlekten vazgeç. Aşk şehidi olmak istersen, gel kefenden vazgeç. Muhibbi, atlastan kaftan giyip övünme. Bu beden can üstünde emanettir. Tenden vazgeç. Baba. Mustafa'm. Neyiniz var hünkârım? Yoksa valideniz? Hayır, vaziyet aynı. O zaman bu haliniz nedir? Korkuyorum Mustafa. Lakin ölüm değil sebebi. Zira topraktan geldik, toprağa gideceğiz nihayetinde. Benim asıl kederim validemin gözlerini kaybetmek. O gözler benim aynam, vicdanım. Ben o eşsiz gözlere her baktığımda kendimi, babamı görüyorum Mustafa. O çok özlediğim babama. Şefkatini, öfkesini, hiddetini özlüyorum. Savaştaki cüretini, adaletindeki cömertliğini özlüyorum. Bana sabır telkin eden bilgeliğini, ailemize duyduğu sadakati özlüyorum. Bir bayram sabahı kaybettiğim babamı özlüyorum. Bütün gün yanındaydım zaten. Güç bela gönderdim. Şimdi uyuyor. Külfem Hatun da başucunda. Fakat bu böyle olmaz. Validemizin durumu malum. Böyle yalnız kalması beni çok üzüyor. Onun halinden anlayan, gözü gibi bakacak biri lazım. Daya Hatun mu diyorsun? Başka kime itimat ederiz? Varlığıyla kuvvet verir. Hem haremin işlerinde Nigar'a da destek olur. Ne dersin Süleyman? Çağıralım mı? Dolaşıyor üzerimizde Gülfem. Bu gözyaşı bu keder hiç dinmeyecek. Hiç. Sultanım. Rabbim sabır versin.
dayanmak için kuvvet versin hepimize.